Merhaba sevgili çocuklar, ben Gündoğdu Koleji sınıf öğretmeni Melek Ayşegül Kenanoğlu. Bugün sizlerle 3. sınıf matematik dersinde doğal sayılar ünitesine devam ediyoruz. Bundan önceki videolarımızda doğal sayılarla ilgili çalışmış. Ee, en son videomuzda da e, toplama işlemine ilgili etkinlikler yapmıştık. Şimdi e, çıkarma işlemine geçeceğiz hep beraber. Buradan çıkarma sayfamıza gelelim. Balonlarla başlayan bir sayfaydı. Evet çocuklar çıkarma işleminde e, burada bir Taner'in doğum günü varmış. Orada bir fotoğraf çekilmek için alan yaratmışlar çocuklar. Oraya bir balonlardan tak yapmışlar. Balonlar 183 taneymiş bunların 12 tanesi patlamış. Geriye kaç tane balon kalmış? Hepinizin bildiği gibi çocuklar böyle patlama, kaybolma, kırılma gibi işlerde biz çıkarma işlemini kullanıyoruz. Çıkarma işleminde bir eksilme söz konusu. Geriye doğru sayma söz konusu. Şimdi burada e, benim güzel yavrularım 155'ten 22 çıkmış. Yani 155'ten 22'yi çıkartmış. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. 5 onluktan 2 onluk çıkarsa 3 onluk kalır. E, bir 1 yüzlüğün altında da bir şey olmadığı için bir yüzlük aşağıya düşer. Yani 5'ten 2 çıktı 3. 5'ten 2 çıktı 3 ve yüzlükte de işlem yapacağımız olmadığı için birden de 0 çıktı kabul ediyoruz. 1 kaldı diyebilirsiniz çocuklar. Çıkarma işleminde bildiğiniz gibi en büyük terim eksilendir. Eksilen grubun hepsidir. Grubun içinden eksilen veya kırılan veya kaybolan parçalara biz çıkan, geriye kalanlara da zaten kalan da diyebiliriz. Geriye kalanlara da kalan veya da fark diyebilirsiniz sevgili yavrularım. Şimdi burada kalemlerimiz var. kalemlerde 23'ten yani 23 kalemmiş 7 tanesini çıkartacağız. İşte burada sıkıntı şöyle oluyor güzel çocuklar. Birler basamandan birler basamağını çıkarmayı biliyoruz zaten. 3'ten 7 çıkmıyor işte sevgili yavrularım. 3'ten 7 çıkmadığı için şöyle yapıyoruz. Yan tarafta kim var? Onluklar evi var. Yan tarafa gidip ondan borç istiyoruz. Fakat o da bize diyor ki benim evimde hep onluklar var. Ben sana sadece bir tane paket kalem verebilirim. İçinde de 10 tane var. Tamam diyoruz bizde. O zaman bizde üç birlik vardı. Komşudan da bir onluk aldığımızda ben artık 13 oldum. 13 üç kalemden 7 kalem çıkartıyorum. Geriye 6 kalem kalıyor. Ama şimdi artık onluk evinde sadece bir tane onluk kaldı. Bakın burada 425 sayısından 217'yi çıkartıyoruz. Burada 5'ten 7 çıkmıyor çocuklar. 5'ten 7 çıkmıyor. Komşuya gidiyorsunuz. O size bir onluk veriyor. Artık siz 15'ten siz artık 15'ten 7'yi çıkartabilirsiniz. Geriye 8 tane kalır. 8 tane. Fakat bu tarafta 1 onluk kaldı. 1 ee, onluk kaldı burada. 1 onluktan da 1 onluğu çıkartırsanız geriye 0 onluk kalır. Bu tarafta hiç borç almadığınız için 400'lükten 200'lük çıkartırsanız da geriye 200'lük kalır. Yani cevabımız 208 olur. Burada da gösterelim. 5'ten 7 çıkmaz. Komşudan aldık 15 olduk. 15'ten 7 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı bir tane onluk. Bir onluktan bir onluk çıktı 0 onluk kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. Çocuklar cevap 208. Yine gördüğünüz gibi eksilenen büyük terim. İçinden gruptan ayrılanlar çıkan geriye kalanlar da kalan veya fark da diyebilirsiniz. Şimdi 613'ten 442'yi çıkartacağız. Bakın 2 4 600. 13'ten 440 42'yi gruptan atacağız. Şimdi bakıp bakalım çocuklar. Ee, iki, e, şöyle yapacağız. 3'ten 2 çıkabilir. Orada bir sıkıntı yok. 3'ten 2 çıkarsa bakın şurayı biraz indireyim. 3'ten 3 üç tane birlikten 1 bir, 2 e, çıkarsa 1 bir birlik kalır. Fakat bir tane onluktan bir tane onluktan dört tane onluk çıkmaz çocuklar. Dolayısıyla komşuya gitmeniz gerekir. Yalnız komşu kim biliyor musunuz? Komşu yüzler basama. O size sadece bir tane blok verebilir. Yani bir tane yüzlük verebilir. O zaman siz bir tane onlukken yan taraftan da on tane aldınız ya siz şimdi on bir tane onluksunuz. Yani aslında siz yüz onsunuz. Yüz ondan kırk çıkarsa yetmiş kalır yani 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. Bu sefer burada yüzüklere de gittiniz. Bu komşudan aldığınız için eskiden onlar 6 tane yüzükken bir tane aldığınız için geriye 5 yüzük kalır. 5 yüzükten de 4 yüzük çıkarsa geriye 1 yüzük kalır. Yani cevabımız 171 olur. Bakın burada yani en çok kullanacağımız şekli olduğu için burada bir daha gösteriyorum. 613'ten 442'yi çıkarttık. 3'ten 2 çıktı. 1. Hiçbir olay yok. Sıkıntı yok. Şimdi 1'den 4 çıkmadı. Komşuya gittiniz. Siz artık e, biz buraya 11 yazalım. 11'den 4 çıktı 7 kaldı. Burada kaldı 5. Çocuklar sakın unutmuyoruz. Komşudan aldıktan sonra e, borç aldığımızı unutmayıp onun üstüne mutlaka yazıyoruz ki unutmayalım. 5'ten de 4 çıktı 1. Yani cevabımız 171. Yine eksilerimiz gördüğünüz gibi 613. En büyüğümüz Şimdi güzel çocuklarım size bir e, not iletmiş yine baykuş. Birlikler yetmiyorsa çıkarma yapmaya, hiç durma başta bir onluğu bozmaya. Bozduğun onluktan ek yap hemen birlikleri. Şimdi yeter birliklerin çıkarma yapmaya diyor sizlere. Sizlere öyle iletmiş. Şimdi gelelim çıkarmalarımıza. Çocuklar siz benden önce yapabilirsiniz. Beni durdurup sonra tekrar dinleyip yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz. 7'den 3 çıktı 4. 8'den 6 çıktı 2. Bakın burada hiç onluk bozmadık. 6'dan 4, 2 çıktı 4. Burada da yok herhalde bakın. 9'dan 7 çıktı 2. 3'ten 1 çıktı 2. 7'den 4 çıktı 3. Çok güzel. Şimdi çıktı karşımıza işte. Çünkü 8'den 9 çıkmaz. 18'den 9 çıkarsa 9 kalır. Çocuklar bakın bunu mutlaka ifade edin. Artık burada kaldı 3. 3'ten 3 çıktı 0 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. Şimdi 2'den 4 çıkmaz. Komşudan gittik, aldık 1 onluk. 12'den 4 çıktı 8 kaldı. Yalnız buraya mutlaka 8'i koyduk. 8'den 6 çıktı 2 kaldı. Burayla bir borç almamıştık. 8'den 3 çıktı 5 kaldı. Şimdi çocuklar 1'den 4 çıkmaz. 11'den 4 çıkarsa 7 kalır. Ama bakın onluk evindeki 5 komşuya borç verdiği için burası 4 dört kaldı. 4'ten 3 çıktı bir kaldı. 5'ten bir çıktı 4 kaldı çocuklarım. Şimdi geldik zihinden çıkarma işlemimizi e, yapmaya. Burası çok önemli. Eğer bunu doğru yaparsanız çocuklar çok vakit kaybedersiniz. Çok pratik yöntemler vardır burada. Toplamada da vardır tabii ki. Lütfen burayı çok güzel dinleyelim. E ee, çocuklar Ayhan oyuncakçıda gördüğü bir şey almak istiyor. 54 lira değerindeki oyuncak arabayı almak istiyor. Ama Ayhan'ın 30 TL'si var. Dolayısıyla Ayhan'ın ne kadar daha paraya ihtiyacı olduğunu bizim bulmamız lazım. Bunun için çeşitli teknikler var çocuklar. Bakın. Şimdi örnek verelim. 68'den 20 çıkartmanız gerekir. Sayıları basamaklarına ayırabilirsiniz. Bakın. 68'in içinde ne var çocuklar? Bir tane 60 bir tane de 8 tane de birlik var. Şimdi ben 8 birliği bir unuttum. 60'tan 20 çıkartırsam kaç kalır çocuklar? 40. 8 birlikten de 0 birlik yok çünkü çıkartırsam 8. Hemen 40'a da 8 eklersem cevabım 48. Bakın aynı şeyi Ayhan'ın parasıyla yapacak olursam, 50 ile 4'ü ayırdım. 4 bir tarafta beklesin. 50'den 30 çıkartırsam 20 kalır. O beklettiğim dördü geri alır mısınız lütfen? O zaman cevabımız ne olur? 24. Ee, yuvarlama tekniği var. Biz yuvarlama konusunu birkaç e, ders önce görmüştük. Şimdi 68'i 70'e tamamlayın. 2 eklediniz. Bakın unutmayın ama. Havadan bir 2 aldınız. Bak bu 2 size ait değil. 70'ten 20 çıkarttık. 50. Bakın bu 2 size ait değildi. O yüzden sizin bu gruptan 2'yi atmanız lazım. Yani cevabımız... 48 olacak. 200'den 40 çıkartırken sayıları yine basamaklarına ayırabilirsiniz. Deminkinde olduğu gibi. Bu sefer de 200'ü 100-100 ayırırsınız. Hani 100-100 daha 200 ya. 100'den 40 çıkartırsanız 60. E diğer bıraktığınız 100. Cevap 160. E bir tekniğimiz daha var. Bu da üzerine ekleme. Bunda da şöyle yapıyorsunuz. E 200'den işte 40 çıkartacaksınız. Aynı örnekteki gibi. 40'ı 100'e tamamlayacaksınız çocuklar. Diyelim ki 40'ın üstüne kaç eklerseniz 100 olur 60. Parmaklarınızla bile yapabilirsiniz. Sonra da 200 at tabi yukarıya da eklemeniz lazım. 260'tan 100 çıkartırsanız geriye 160 kalır sevgili çocuklar. Şimdi bununla ilgili aa bak güzel bir şey söylemiş yine baykuşumuz. Zihinden çıkarma yaparken sayıların durumuna bir bak. Hangi yöntem uygun ise o yöntem ile işlem yap diyor size bakın. Şimdi çocuklarım e, yukarıda aşağıda özür dilerim aşağıda işlemlerimiz var. Onları yukarıda öğrendiklerimize göre yapmaya çalışalım beraber. 74'ten 30 çıkartıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. 74'ü parçalayalım 70 ve 4 şeklinde. E, 70'ten 30 çıkartalım 40 kaldı. Doğru mu çocuklarım? E 4'ü unutmuştuk. Cevabımız 44. Cevabımız 44. Biz hangi yöntemi kullandık çocuklar? Biz hangi yöntemi kullanmış olduk? Şuraya hemen geri getirelim onu. Sayıları basamaklarına ayırma yöntemi kullanmış olduk. Bir de 98'den 40 çıkartmaya bakalım bakalım. Şimdi burada da 98'i 100'e tamamlayalım. Kaç eklememiz gerekiyor? havadan 2 aldık bak dışarıdan aldık. 100'den 40 çıkarsa 60 kalır. Ama çocuklar bakın biz o şeyi unutmayalım. O 2'yi aldık ya onu da çıkarmamız gerekiyor. O zaman cevabımız 58 oluyor. Biz burada hangi yöntemi kullandık? Şuraya ben hazırlamıştım çocuklar vakit kaybetmemek için. Yuvarlama yöntemi. Hemen onu da aldık geri yanımıza. Yuvarlama yöntemi. Şimdi 400'den 50 çıkartacağız. Şöyle yapabilirsiniz bakın. 400'ün içindeki bir yüzü ayırın. Yüzden 50 çıktı 50 kaldı. E diğer tarafta ne kalmıştı? 300. Cevabımız ne oluyor biliyor musunuz? Aferin size 350. Burada da yine e, sayıları şunu da alalım çocuklar. Burada da yine sayıları basamaklarına ayırmayı kullanabiliriz. Buradaki son sorumuz şöyle. E, 700'den 60 çıkartmış. Çocuklar bakın şöyle yapabiliriz burada. 60 e 60'ı 100'e tamamlayalım. Ne yapmamız lazım? 40 eklememiz lazım. E buna 40 eklerseniz buna da 40 ekleyeceksiniz. O zaman 740'tan 740'tan 100 çıkartırsanız cevap 640 olur. Ve buraya da 640 yazdık. Çocuklar yalnız bunları siz anlayarak tekrar 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 ya gerçi çok örnek yapmış kitap çok güzel yapmış bu konuda ama kendiniz yapmaya çalışın ve günlük hayatınızda lütfen bunu kullanmaya gayret edin sevgili yavrularım. Hemen değiştirdik sayfamızı. Çıkarma işlemindeki bölüm değerlendirmesini yapıyoruz beraber. 8'den 5 çıktı 3 kaldı. 1'den 0 çıktı 1 kaldı. 5'ten özür dilerim. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı çocuklar. Hemen şuraya da 3 yazalım. 3 yazalım. Cevabımız 313. Hemen yan soruya geçelim. 9'dan 0 çıktı, 9 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. 6'dan 4 çıktı, 2 kaldı. Şimdi 8'den 5 çıkartalım. Birler basamağından 3 kaldı. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı sevgili çocuklar. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. Ne güzel bak hiç onluğu bozdurmadı bizi. 6'dan 4 çıktı, 2 kaldı. 9'dan 4 çıktı, 5 kaldı. Son olarak 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 2'den 0 çıktı 2 kaldı. Ve 8'den 3 çıktı 5 kaldı çocuklarım. Hemen ikinciye geçelim vakit kaybetmeden. 8'den 5 çıktı 3 kaldı. Çocuklar burada onluk bozmadık ama burada bozacağız işte. 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir yüzlü kalırsak bakın yan taraf 2 kaldı. Onu ben yazayım ki unutmayın. O zaman o zaman çocuklar 14'ten 6 çıktı 8 kaldı. 2'den de 1 çıktı 1 kaldı. Şimdi 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. Fakat 2'den 4 çıkmaz. 12'den 4 çıkarsa 8 kalır ama arkadaşlar yan taraf 7 kaldı. Bak onu mutlaka yazıyoruz. 7'den de 3 çıktı 4 kaldı. Hemen buraya baktık. 18'den 9 çıktı 9 kaldı. Şimdi çocuklar burada burası önemli. Burada bir 10 oldu burası. Komşudan aldık. Ya benim çocuklarım. O zaman 10. 10'dan e, burası 10 kaldı. Şimdi komşuya tekrar verdiği için 10 değil 9 kaldı. Bunun da üstüne çizdik. Bunun da üstüne çizdik. 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. Hemen yazdık ve burası 8 kaldı. 8'den de dur hemen yazalım da üstüne. 8'den de 1 çıktı 7 kaldı. Bakın çocuklar burayı tekrar ediyorum. Komşuya gittiniz. Komşun dedi ki ben sıfırım bende hiç yok ki. O zaman sen de git komşudan al dedik. Yana gitti o. Bu sefer buradan buraya geçirirken 10. Komşuya verdiğinde tekrar 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı. O şekilde lütfen unutmayın. 13'ten 5 çıktı 8 kaldı. Çocuklar bakın buradaki 6 5 oldu. Lütfen lütfen bunu unutmayın. Yalnız yine çıkmaz. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıktı. 6 kaldı. Ama yan taraf Allah düş kaybettik çocuklar. Yan tarafımız 4 kaldı. Onu mutlaka gösterelim. Durun şunu şuradan alalım. Heh, neredeymiş? Evet. Hops, 4. 4'ten de 2 çıktı. 2 kaldı. Çocuklar 15'ten 9 çıkmaz. 5'ten 9 çıkmaz. 15'ten 9 çıkarsa 6 kaldı. Burada kaldı 6. 6'dan da 8 çıkmaz. 16'dan 8 çıktı. 8 kaldı. Yan tarafta komşuya verdiğimiz için 7. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Çocuklar bunları kendiniz yaptığınızda gerçekten çok daha kolay yapacaksınız. Mutlaka videoyu durdurup kendi kendinize yapmaya çalışın. 378'den 65 çıkartırsak 313 kalır. 718'den 527'yi çıkartırsak 191 kalır. Bu işlemleri kitabınızın boşluklarında yapabilirsiniz. 965'ten 628'i çıkartırsak 337 kalır. Ve 570'den 93'ü çıkartırsak da 477 kalır. Güzel çocuklarımız. Şimdi gelelim ee, işte zihinden yaptıklarımızı hangi yöntemi kullanarak yaptıysak e, şey yapalım çocuklar. Buraya yazalım lütfen. Hemen bakalım. Şuradan. Şimdi çocuklar bakın 66'dan 20 çıkartırsak. E, ben şöyle yaptım. 60'dan 20 çıkarttım 40. Tamam. 6'yı görmedim. E, 6'yı unuttunuz. 6'yı tekrar hatırlamanız lazım. 46 sayıları basamaklarına ayırma diyebilirsiniz. Bakın sayıları basamaklarına ayırma. Şimdi diğerine geçelim. 87'den 60 çıktı. Şimdi ben ne yaptım burada çocuklar? 87'yi 87, yi, 87 yi isterseniz 100'e tamamlayabilirsiniz. İsterseniz 90'a tamamlayabilirsiniz. 87 veyahut da Hangi uygun hangi sistem size uygun geliyorsa 87'yi 90'a tamamlarsanız 3 3 eklediniz bak havadan 3 geldi 90'dan 60'ı çok rahat çıkartırsınız değil mi çocuklar 30 havadan gelen 3'ü geri havaya bırakmanız lazım. Yani cevabınız 27 burada yuvarlama yapabilirsiniz yuvarlama yazalım yuvarlama. Siz kendi tekniğinizi uygulayabilirsiniz. 75'ten 40 çıkartırken önce 70'i parçalayın. 70 ve 5 şeklinde 70'ten 40 çıkartırsanız ne kaldı çocuklar? 30. E 5'i nereye yaptınız? Kaybetmeyin 5'i. O yüzden cevabınız 35. Burada da basamakları ayırmayı kullanabilirsiniz. 500'den 50'yi çıkartırken çocuklar 500'den 100'ü bir ayırın. 100'den 50 çıkarsa ne kalır çocuk? 50 değil mi? E, yan tarafta unuttuğunuz var. Doğru mu? O zaman sizin cevabınız 450. 450 cevap. Şimdi 800'den 30 çıkartıyoruz. Ben ne yaptım? 100'den 30 çıkartırsam 70 kalır. Bu tarafta kalır 700. O zaman cevabımız ne çocuklar? Nedir? 770. Dediğim gibi istediğiniz tekniği kullanabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi hep beraber yapalım. Hem de ünitemizi değerlendirelim, hatırlayalım. Sayıların okunuşlarını yazalım. 500 571 Evet hemen sıradakini yapalım. 400 400 Bilişik yazmıyoruz. 53 54 3. Hemen sıradakini yaptık. 856. Hemen bunu yaptık. 642. Hemen aşağıya geçtik. 900. Onlar basamağı yok dikkat edin. 909. Ve son olarak 1, 2, 3 yani 123 olacak çocuklar. Hemen ee, çoktan seçmeli bölüme geçtik. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 114 sayısının rakamla yazılışı vardır? 114 işte burada. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 605 sayısının okunuşu doğru verilmiştir? 615 hayır. Altı, yüz, Evet çocuklar bunu da yaptık. Şimdi geldik dördüncü sor sorumuza. Basamak adlarını yaz diyor. Çok çalıştık bununla ilgili. Burası birler basamağı. Birler basamağı. Burası onlar basamağı. Onlar basamağı. Ve son olarak burası da en büyük basamağımız şimdilik tabii ki yüzler basamağı çocuklarım. Şimdi benim güzel çocuklarım burada da aynı şekilde. Burayı da kendiniz yapın. O sırada ben de bunları e, kopyalayayım oraya. Değil mi çocuklar? Kopyalayabiliriz. Faydalanmak lazım teknolojiden. Sizler de yaza durun orayı. Evet birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı şeklinde. Hemen geldik aşağıya. Bu sefer basamak değerlerini noktalı yerlere yazmamızı istiyor. Çocuklar beş birler basamağında değeri 5. 2 onlar basamağında değeri 20 dikkat edin. 9 yüzler basamağında değeri 900. 0 birler basamağında değeri zaten 0, 0'dı. 4'ün basamaktaki değeri 40. 8'in basamaktaki değeri ise 800. 8 yüzlük ya çocuklar yüzler basamağı orası. Burası çok kolay. Diyor ki ritmik saymaları yapın. Ama siz karar vereceksiniz. Bakın 456, 457, 458. 459 birer birer gittiği için 460 461 462. Burada nasıl gitmiş çocuklar? 718 728. He, onlar onlar. 738 748. Bunları seviyorum. 768 778 788 ve 798. Burası kaç gitmiş çocuklar? 275 bilmiyor ha. Yüzer yüzer gitmiş. Bakın. 375, 475, 575, 675, 775, 875, 975 şeklinde gitmiş hemen. Yine çoktan seçmeli bölüme geldik. Yine çoktan seçmeli bölüme geldik. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 447 sayısının en yakın onluğa yuvarlanılmış hali vardır. Şimdi onluk dediğine göre 440 veya 450 olacak değil mi çocuklar? Dö, 447, 440 veya 450. 440 olmayacak çünkü 7 var. Cevabımız 450. Seçenekteki hangisi 736 sayısı en yakın yüzlüğe diyor? Şimdi 700 ile 800 arasında onlar basamağında 3 var. O zaman biz sayımızı 1'i küçüğe yani 700'e yuvarlayacağız. Şimdi sembol kullanmamızı istemiş çocuklar bizden. Hemen e, sayılarımızı yazalım. Önce büyükten küçüğe sonra küçükten büyüğe şeklinde. Sembol için ben kalemimi aldım. Size videoda da anlatmıştım. Küçük büyük işaretlerini yaparken, öğrenirken küçük e, tiyolar var ama benim en sevdiğim şu. E, küçük olana aslan ağzını kapar, sırtını döner, büyük olana ağzını açar. O yüzden bu şekilde. Bakın küçük olanı yemek istemiyor çünkü karnı çok aç. Ağzını hep büyük olana açıyor. Büyükten küçüğe sıralamada da ağzını hep daha büyük olana açıyor bakın. Bakın ağzını hep daha büyük olana açıyor. Peki biz burada bir hata yaptık fark ettiniz mi? Burada bir hata yaptık çünkü buraya eşit işareti koyacaktık çocuklarım burada da büyük olana ağzını açtı. 615 542 bakın burada eşit var. Kaçırmayalım onu. Yine büyük olanı yemek ister aslanımız. Şimdi çocuklar ileriye saymaları kutular bitene kadar tamamlamanızı istemiş. Altışar öncelikle gitmemizi istemiş. 6 8 ya 6 gidersek 8 14 değil mi çocuklarım? 20 26 32'yi kendi vermiş zaten. 38 44 50 ve en sevdiğim çok kolay burası 56. Burada da ritmik sayarak 7'şer gitmemi istemiş. Hemen gideyim 10. Oh, burası çok güzel oldu çocuklar. 17 sonra 24 31. İşte burası da güzel, çok kolay. 38 45 52 59 ve 66. Şimdi burada da 8'er ritmik saymamız istenmiş. 5, 13 değil mi? 13. Siz benden hızlısınız. 21. Aferin size. 29. 37. Bunlar doğru yapıp yapmadığımı gösteriyor bana. Seviyorum. 53. 61. 69. Ve 77 diyelim. 77 dedik. Şimdi çocuklarım buradan C bölümünde de 9'ar ritmik sayma. 8 vermiş. 9 eklersek 17. Ondan sonra 26, 35 ve 44 ve 53 62. Hmm, aynı hızda yapıyoruz artık sizinle. 80. Burayı çok kolay. <laughs> Değil mi çocuklar? 80 tabii ki de 89. Hadi geçelim. Şimdi sayı örüntülerine göre, örüntülerin kuralına göre e, genişleteceğiz. Şimdi kaçar gittiği çok önemli. Bakın 7'den 13'e 6 gitmiş. 13'ten 9'a 6 gitmiş. O zaman şimdi 25 olacak. Sonra 31 olacak. 6'şar ileriye olduğuna göre 37 olacak ve 43 olacak. Bu kurala bakalım. 86'dan 94'e artı 8 gitmiş. 94'ten 102'ye 8 gitmiş. O zaman 110 çocuklar. 118, 126, 8'er gittiğine göre sonra da 134. Peki buna bakalım. 50'den 43'e a küçülmüş bakın bu sefer. 43'ten 36'ya küçülmüş. Ne kadar küçülmüş? 7 kadar küçülmüş. 7 birim kadar. O zaman 29, o zaman 22 geriye gidersek, 7 geriye gidersek, 15 7 geriye gidersek de 8. Çocuklar buradaki soruda lütfen kendi örüntünüzü kendiniz yaratmanızı istiyor. Eğer sizin örüntünüz ileriye doğruysa kutucuğun üzerine işte artı 5 5'er gidiyor demeniz lazım. Yok öğretmenim ben öyle yapmak istemiyorum. Benimki geriye doğru gitsin diyorsanız o zaman eksi diyeceksiniz. Eksi 6 diyeceksiniz mesela. O zaman buradan bir başlatacağınız sayı diyelim ki 65. Ona göre hangi kurala göre gidiyorsanız ona göre devam edeceksiniz. Şimdi tekleri A kutusuna, şuraya tekleri koyacakmışız. Şuraya da çiftleri koyacakmışız. Yazayım ki unutmayayım. Şimdi tekler evet 75 yazdık. İki, ha, 856, 856. Evet 919 buraya teksin sen. 248 buraya çift. 312 2 ile bitmiş sen de buraya. 47 teksin sen buraya. 414 sen çiftsin buraya. 570 0 ile bitmişsin sen de çiftler kutusuna. 603 teksin 3 ile bitmişsin seni tekleri alıyoruz. 751 1 ile bitmişsin seni de tekleri alıyoruz. Şimdi geldik 14'e. Tek olanları toplayın diyor. Şimdi tek olanları toplarsanız şöyle oluyor. 361 artı 193 kaç ediyor çocuklar? Eşittir. Ay özür dilerim. E eşittir kaç ediyor bakalım? E 554 ediyor. Çift çıktı cevabımız. Cevabımız çift çıktı. Peki yanıtı aşağıya inelim. Sayı çiftlerinden çift olanları toplayınız diyor. 274 e, artı 342 doğru yapıyorum değil mi çocuklar? O zaman e, eşitlerimizi koyalım. Kaç etti çocuklar? 616 yine cevabımız çift. Bakın tekle tek toplandı çift, e, çiftle çift toplandı yine çift. Bu sefer başka bir şey isteyecek bizden. Herhangi bir tekle mesela 361 ile herhangi bir e, şey çifti 274'ü toplayalım eşitlerimizi koyalım ne çıktı çocuklar 635 635 çünkü çocuklarım aa buraya artımızı koymamışız çünkü çocuklarım e, tekle çift toplanırsa cevabımız ne olacaktı ne oluyordu yani tek bunu da çalışmıştık geçmiş videolardan Romen roman rakamlarıyla yazalım çocuklar x çok kullanmadık 10 hemen yanına hemen yanına koyarsak ne oluyordu? Soluna çıkartırdık 9. E, 14'e geldiğimizde önce bir x koyacağız yani 10 sonra 5 ama 14 olduğu için şuraya bir 1 koyuyoruz. 6 yapmak istiyoruz 5 koyup yanına hemen bir tane 1 koyacağız. 11 yapmak istiyoruz x1 11 19 yapmak istiyorum çocuklar normalde böyle yapınca 20 oluyor. Şu araya bir tane e, birlik koyarsak 19. E, 5 yapabilme, yani 4 yapabilme için önce 5 yapacağım. Biliyorsunuz 3 taneyi tekrarlayamıyoruz. Buraya da bir tane koyduk. İşte de bitti çocuklarım. Şimdi 20 sayısını yazdık. E, 12 değil mi? 13, evet. 15 2 ve 15 16 17. Değil mi çocuklarımız? Çok güzel, harikasınız. Şimdi hep beraber ne yapalım? Toplama işlemlerine geçelim hep beraber. Şimdi burada çocuklarım toplama işlemlerini yapalım. 5 4 daha 9. 3 1 daha 4. 3 1 daha 4. 5 3 daha 8. 5, 0 daha 5, 3, 2 daha 5, 0, 1 daha 1, 7, 4, 3 daha 7, 4, 4 daha 8, 7, 2 daha 9, 5, 2 daha 7, 5 daha 12'nin ikisi elde var 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde 4, 6, 5 daha 11'in biri elde var 1, 2, 2 daha 4, 1 de elde 5, 6, 3 daha 9. Değil mi çocuklarım? Çok güzel gidiyoruz. Harikasınız. Şimdi e, 9, 9, 18, 18, 7 daha 25'in 5'i elde var. 2, e, 10, 17, 18, 19'un 9'u elde var 1 unutmayalım. 3, 2 daha 5, 6, 1 de elde 7. 6, 4 daha 10, 12'nin ikisi elde var 1. 7, 3 daha 10, 16... 17'nin 7'si yine elde var 1 unutmuyoruz. 3, 2, 5, 7 bir de eldemiz var 8. 6, 7, 8, 7, 15, 6 daha 21'in biri elde var 2. 10, 19, 21'in biri elde var 2. 2, 4, 6, 9 çocuklar burası da 9. 9, 10, 17'nin 7'si elde var 12'nin ikisi elde var 1 ee, elde var 1'imizi yazıyoruz 2 3 4 ve elde'yi de koyduk 5 şimdi sizlerle beraber e, buraya yapalım 5 3 daha 8 8 16'nın 6'sı elde var 1 5 3 daha 8 9 10'un ay at, al, al, alamadık çocukta 10'un 0'ı elde var 1 5, 7 ve 9. Şimdi çocuklar, sizden aşağıdaki toplama işlemlerini yapın. Her iki toplama işleminin de sonuçlarını değişip değişmediğine bakmanızı istemiş ya. Lütfen bir e, bu işlemleri bir inceleyebilir misiniz çocuklar? Evet. Ne gördünüz? Bakın toplananları hep aynı görüyor musunuz? Gördünüz mü? Yani 45 burada, burada da 45. E, 216. 78. Yani bunun sonucu değişmez. Değişmedi. Hiç yapmamıza bile gerek yok. Bakın 616 burada, 44 burada, 181 burada. Bütün toplananlar aynı zaten. Sonuç değişmedi. Hemen sayfamızı çevirdik. Yan tarafa geçtik. Burada da çıkarma işlemlerimiz var. Çıkarma işlemlerinde çocuklar 9'dan 1 çıktı. 8 kaldı. 8 kaldı yavrularım. Hemen yazalım buraya. Eee 7'den 4 çıktı 3 kaldı. 8'den 4 çıktı 4 kaldı. Yani cevabımız 438. Basamakları alta alta gelsin. Dikkat edin çocuklar. Çok dikkat edin. Eee 567'den 460 çıktı. Cevabımız 107. 555'ten 424 çıktı. Cevabımız 131. 855'ten 451 çıktı. Cevabımız 404. 726'dan 316 çıktı. Cevabımız 410. 577'den 198 çıktı. Cevabımız 379. 603'ten 339 çıktı. Cevabımız 264. 718'den 324 çıktı cevabımız 394 çocuklar gösterdiğim gibi yapıyorsunuz komşudan aldığınızda mutlaka gösteriyorsunuz 849'dan 182 çıkarsa 667 444'den 127 çıkarsa da cevabımız 317 olacak. Hadi bakalım buraya inelim şimdi burada 777'den 120 çıkarsa 122 655 kalır. 629'dan 482 çıkarsa cevabımız 147 kalır. 319'dan 205 çıkarsa cevabımız 114 kalır ve 566'dan 187 çıkarsa da cevabımız 379 kalır. Değil mi çocuklar? Birden yapamadım ve yaptım. Şimdi kullandığınız yöntem size göre değişir. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Mesela ben burada sayıları basamaklarına ayırmayı kullandım. 50'den 20 çıkarttım, 30. Tamam çocuklarım. Sonra da ona da 3'e ekledim. Cevabı 33 buldum. Burada ise 60'dan e, burada yuvarlama, 68'i 70'e tamamladım. 2 ekleyerek. Şimdi 70'ten 30 çıkartırsam, 40 kaldı ya. Ama havadan gelen 2'yi de çıkarttığım için cevap 38. E, bu bölümde 80'den 20'yi çıkarttım. 60. Bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. 52'den 30 çıkartırken 50'den 30 çıkarttım 20. E, 2'yi orada unutmadım. 22 buldum. E, 300'den 10'u çıkartmadım çocuklar. Ben 100'den 10'u çıkarttım. 90 buldum. Yan tarafta 200 bıraktığım için orası 290 oldu. Hemen aşağılara inelim. 600'den 40'ı çıkartırken de ben 100'den 40'ı çıkarttım 60. Öbür tarafta 500'ü bıraktığım için cevabı 60 560 buldum. 400'den 90'ı çıkartmadım yine. Yine 100'den 90'ı çıkarttım 10. Yan tarafta da 300 bırakmıştım. Cevabım 310. 900'den 50 çıkartmadım. 100'den 50 çıkarttım 50. Burada da kalmıştı 800. O yüzden cevabımız 850. Bakın çocuklar sayıları basamaklarına ayırma, yuvarlama veya üzerine ekleme yöntemleriyle çıkartmaları yapabilirsiniz. Şimdi burada bir bulmacamız var. Bulmacamızdaki cevapları beraber verelim. Ben buraya yazayım, siz de gidin bulmacada yerine yerleştirin. Tarihte Romalıların kullandığı, günümüzde de yüzyıl adları ve bunun gibi yerlerde kullanılan rakamların adı Roman rakamı. Hep büyük harfle yazıyorsunuz Roman rakamı. İkinci soru birleşik yazacaksınız tabi aşağı yazarken. 10 birimden, 10 parçadan oluşan bunun cevabı onluk. Onluk. Üçüncü sorumuz. 100 birimden, 100 parçadan oluşan yüzlük çocuklar. Yüzlük. Dördüncü sorumuz. Dördüncü sorumuz. Der ki aynı miktarda olan sayı ve nesneleri göstermek için kullanılan işaret. Dördüncü sorumuzun cevabı da neydi çocuklar? Eşittir, eşittir, eşittir yazıyoruz. Beşinci sorumuzda e, sayıları birbirine ekleyip bulma, cevabımız toplama. Altıncı soruda doğal sayılarda her bir basamakta bulunan rakamın aldığı değer basamak değeri çocuklar. Basamak değeri. Yedinci sorumuza bakıyoruz iki veya daha fazla olan sayıdan büyük olanı göstermek için kullanılan işaret. Çocuklar neydi? Büyüktür işareti. Büyüktür. Büyüktür. Ve sekizinci sorumuz. Matematikte toplama işareti artı. Artıyı kullanıyoruz biliyorsunuz. Dokuzuncu soruda iki veya daha fazla sayıdan küçük olanı göstermek için küçüktür işareti kullanıyoruz. Küçük tür Ve 10. soruda bir sayıdan başka bir sayıyı eksiltme işlemi neydi çocuklar? Tabii ki de çıkarma. Çıkarma. Çocuklar ünitemiz burada bitti. buradaki cevapları lütfen buraya geçirin. Çok keyif alacağınız bir etkinlik. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın yavrularım.